Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi. 18 yabancı hava aracının 12'si uçak, 6'sı ise helikopter. Rus uçakları hariç diğerlerinin tamamı ücretsiz uçuyor. Şimdiye kadar İran 1 uçak ve 2 helikopter, Azerbaycan 1 helikopter, Ukrayna 3 uçak, Rusya 5 uçak ve 3 helikopterle yanan ormanlarımıza müdahale ediyor. Hırvatistan'dan 1, İspanya'dansa 2 uçak geldi. Hırvatistan uçağı Antalya Gazipaşa'ya indi. İspanya'ya ait 2 uçaksa Dalaman'a giderek uçuşlara başladı. Fransa ve Romanya'dan yardım teklifi geldi ama çeşitli nedenlerle teklif geri çevrildi. Yangın söndürme uçakları gece uçamıyor. İspanya'nın yangın söndürme uçağının üstünde bir cümle yazılı. O cümleyi birazdan sizinle paylaşacağım. Çok anlamlı bir cümle. İnsanlık, kardeşlik adına çok anlamlı bir cümle. Muchas gracias, España. Bir kez daha teşekkür edelim. Yardım talep etmek acizlik oluyorsa her felaketten sonra niye bize IBAN numarası veriliyor diye soruyor bir izleyicimiz mesela. Bir başka izleyicimiz asker eskiden bu tür yangınlarda müdahale ederdi. Asker nerede diye sormakta. Aslında günlerdir sorulan soru. Asker eskisi gibi neden yangın söndürme çalışmalarında yer almıyor sorusu. Biz de bu sorunun peşine düştük. Uzmanlarla, yetkililerle konuştuk. Sebebi nedir acaba? Gerçekten böyle bir durum var mı diye. Çünkü Azerbaycan'dan gelen askerleri, Azerbaycan'ın gönderdiği ekipleri sahada gördük. Çok teşekkür ediyoruz Can Azerbaycan'a. Tomalardan sıkılan suyu gördük. Şimdi siz de göreceksiniz. Peki askeri niye göremiyoruz? Bu sorunun yanıtı. Neden olmuyor? Niçin olmuyor? Bunu söyleyebilmem mümkün değil. Neden, niçin? Yanıtı yok. Aslında her yangında alışık olduğumuz bir manzaraydı. Asker elinde kazma kürekle yangına müdahale ederdi. Türkiye yanıyor ama askerler neden müdahale etmiyor tartışması başladı. Herhangi bir yangın olduğunda bizim askerimiz köylümüzle beraber ve onlar da köy kökenli ve orman köylülerinden olduğu için mükemmel bir şekilde işbirliğinde yangın söndürmede çok etkin görev yaparlardı hep gözümün önünde. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e asker neden yangınlara müdahale etmiyor sorusu yöneltildi. Gürün bilmiyorum dedi. Ama Türkiye yanıyor. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'a göre yangın söndürme konusunda askerin eğitimli olması önemli. Asker sayısının eskiye oranla az olması da kararda etkili olabilir. İHA'larımız, helikopterlerimiz, çıkarma gemilerimiz, itfaiye araçlarımız, arazözlerimiz, su tanklarımız, araç iş makinalarımız, çekicilerimiz, personelimiz görev alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda tüm imkan ve kabiliyetlerimiz seferber edilmiş bulunuyor. Her türlü destek sağlanıyor. TSK terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman, her yerde milletin emrinde. Olsun, iyileşince inşallah tekrar gelir. Bekliyorum. Allah yardımcımız olsun. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sahadayız dedi. Dedi ama askeri personel yangın söndürmede aktif olarak şimdiye kadar görülmedi. Azerbaycan'dan gelen askerlerse yangın alanlarında. Tartışmaların gölgesinde asker aktif olmasa da pasif olarak yangın mağdurlarına destek olmaya başladı. Burası Antalya'nın Akseki ilçesi. Evler yangında büyük hasar gördü. Enkaz kaldırma çalışmalarına asker de destek verdi. Marmaris ve Bodrum yanarken tahliyeler bot ve gemilerle yapıldı. Savunma Bakanlığı tahliye için iki çıkartma gemisini bölgeye gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüğü de açıklama yaptı. Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 112 toma gönderildi. O tomaların sevkiyatı böyle görüntülendi. Bu soruyu herkes dile getiriyordu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı da dile getiriyor. Asker neden daha evvelki yıllarda olduğu gibi etkin bir biçimde bu mücadelenin içinde yer almıyor diye. Azerbaycan'dan izleyicilerimiz diyorlar ki bizdeki askerler özel eğitimlidir size gönderdiğimiz, Türkiye'ye gönderdiğimiz. Onlar Doğal Afetle Mücadele Bakanlığı'nın eğitimli askerleridir. Azerbaycan'da böyle bir tecrübe var. Böyle bir devlet geleneği. Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı var. O bakanlığın eğittiği özel askerleri bize gönderdiler sağ olsunlar.
Kardeş Azerbaycan'dan, Can Azerbaycan'dan. Sıcak bölgelerde görev yapmaya devam eden Halk TV ekipleri var. Aklımızda onlarda, ne yalan söyleyeyim. Az evvel Çökertme sahilinden sahil güvenlik botuyla uzaklaşan Halk TV.com.tr ekibinden Hazar Dost hala karaya ayak basamadı. İkinci bölümde ümit ederim karaya ayak bastığı noktadan bir yayın daha yaparız. Ve son durumlarını merak eden izleyicilerimiz var. Onu da aktarmış oluruz. Manavgat'ta günlerdir görev yapan ekibimiz Erdinç Yılmaz. Yangından kaçan, canlarını son anda kurtaran, görev yaparken, görev yaptıkları sırada alevlerin arasında kalan ve son anda kendilerini kurtaran itfaiye ekipleriyle görüştüler. İşte anlattıkları. İçeride geride değil mi? İtfaiyeler, askerler, herkes orada kaldı. Tamam. Lütfen. Haberleri var değil mi yani? Şeyler. Arama kurtarma ekipleri gerçekten bizim yanımıza geldiklerinde çok kötü durumdaydılar. Hem psikolojik olarak yıpranmış hem de bir nebze de olsun korkmuşlardı yangının o yıkıcı etkisiyle. Az önce arama kurtarma ekipleri geldiler. Duman arasında kalan itfaiye olduğu da şimdi anons edildi. Ambulansı aşağıya çağırdılar. Çözüm üretmeye çalışılıyor burada. Hem havadan hem karadan yangına müdahale edilmeye çalışılıyor. Vatandaşlar köy bölgesinden gelecek olumlu bir haberi bekliyorlar. Ne yazık ki yangın o noktada kontrol altına alınabilmiş değil. Arama kurtarma ekiplerinin söylediğine göre, tekrar söyleyelim, yol tamamen kapanmış durumda alevler neticesinde. Burası Gündoğmuş bölgesi. Manavgat'a yaklaşık 50-58 kilometre arası deniyor. Vatandaşların söylediğine göre yangının yaşandığı yerde bizim yaklaşık 5-6 kilometre ilerimizde, o noktaya giremiyoruz. Arama kurtarma ekipleri de o noktadan buraya gelirken hızla yangından kaçtıklarını söylediler. Umuyoruz kötü bir haber almayız Gündoğmuş'tan. Umuyoruz sağ salim bir şekilde oradaki çalışan tüm personeller geri dönerler. Umuyoruz yangın orada kontrol altına alınır. İspanya'nın yangın söndürme uçaklarının üzerinde ne yazıyordu? O sözü ikinci bölümde söyleyeyim. Muhabirimiz Ören'e varmak üzere. Umarım çökertmeden ayrıldılar az evvel. Onlar aktaracaklar ikinci bölümde son gelişmeleri ve Antalya'ya da döneceğiz. Artvin'i de göstereceğiz. Artvinli izleyicilerimiz diyorlar ki burada da yangın çıktı. Onu da duyurun, onu da göstereceğiz efendim. Türkiye yanıyor, Halk TV görevini yapıyor. Yalnızca haber aktarıyor. Halkan